göstermeliyim. Ormanın içinde. Az önce sanki daha iyiydi. Ağaçlar yüksekti, böyle tepemizi kapatıyordu. Hepinize merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Yaşasın. Biz nereye gidiyoruz? Allah, karavan geçiyor yanımızda. Ören'e gidiyoruz. Ören'e. Milas Ören. Evet. Daha önce bir videomuzda tekrar gitmiştik. Şimdi o zaman kıştı. Çok soğuk idi. Şöyle bir günübirlik görüp gelmiştik. Şimdi de kuzenimi görmeye gidiyoruz. Kuzenim Murat ve eşi Tuğba ve de çocukları Ege. Bizi çok izliyorlar. Özellikle Ege bizim hayranımız. Videolarımızı çok seyrediyorlar. Aman düşme Herkül. Seni tutamayacağım çünkü videoyu çekiyorum şu an. Şu an Akyaka'dan şeye doğru, Ören'e doğru giden yoldayız. Akyaka'yı geçtik. Şimdi benim kuzenim Murat oraya tatile geldiler birkaç günlüğüne. Ondan sonra biz de dedik onları görmeye gidelim. Hem de bize de değişiklik olsun. Ondan sonra da deniz beniz görürüz. Bir deniz gör. Ya ama gerçekten hep aynı yerde olmak da şey, yani insan bir değişiklik istiyor. Bir de ben Muratlara da bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Yani. Teşekkür ederiz. Onları çünkü da çok özledik. Gelmiştir. Özledik ama, işte ayrıca. Evet. Oraya geldikleri için bizim daha gidebileceğimiz yakın bir yerdeler. Ne diyecektim? Bir de şeyden Akbük koyundan yer ayırdık şeyden orada su kampingden. Koyun. Ha? Koyundan. Koyundan. Keçiden değil. Akbük koyunda da kamp yapacağız. Oley! Kaç yıl oldu en son kamp yapmayalı. Gürhan'la evet. Deyip duruyordum. Bir türlü fırsatımız olmuyordu kamp yapmaya. Çok istiyorduk. Yani da aslında istediğimiz bir kamp değil ama. Yani ama şey işte nefsi köreltmek açısından. Ay ben sanki bu anı daha önce yaşadım ya. Çünkü yaşadık değil mi biz böyle bir şey yaşadık? Vallahi yaşadım ya. Aynı bu konuşmaları. Allah Allah. Dejavu oldum ya da bilmiyorum. Müsaadenizle. Size çekeceğim oraları inşallah. Herkül'ü de götürüyoruz. O da uslu duracakmış. Söz verdi bana. Şimdiden çok uslu. Değil mi Herkül? Ha? İt. Seni it seni. İşte böyle. Heyecanlıyım, mutluyum. En son ne zaman kamp yapmıştık? 2017'de. Evet, en son 2017'de. Yok canım, sen ne anlıyorsun? Abarttın mı? Tabii canım. Ne zaman yaptık? Pandeminin ilk şey yaptığı, serbestlediği dönemde gittik ya Düzce Torkul Göleti'ne. Öyle mi? Ondan sonra oraya mı gitmiştik? Şu sen olcalarla gittiğimiz mi? Evet. Ha. Yok, bir de oraya başka kimseyle gitmedik. Sadece onlarla gittik yani. Ha. Tamam. Ben onu unutmuşum. O sonraymış. Evet. Yani 17'de o zaman yaptım. Ne zaman oldu? Hayır. 17'de şeyde, ikincikte yaptık ya. Kaç tane kamp yaptık? Kaç tane mi yaptık? Ay bana sanki 17'den beridir yapmıyormuşuz kamp gibi geliyor. Neyse. Çok özlemişiz. Bakalım nasıl olacak? Yazın. Neler yaşanacak? Göreceğiz. Nasıl bir yermiş? Çok merak ediyorum. Ören'de de daha önce kışın gittik, gördük. Çok üşümüştüm. Üf, ne rüzgar esiyordu. Orada duramamıştık sahilde. Hemen gitmiştik. Şimdi ilk defa yazın gidiyoruz. Denizine gireceğiz. İnşallah. Hem de kuzenimle, Ege'yle. Ege de şey, mutlu olacak. O da bizi görmeyi çok istiyordu. İşte öyle. Yani olayın özeti bu. Birazcık size yolu göstereyim bir yandan. Oğlum çıkma yola şeye, çocuğum kafasını camdan uzatıyor böyle, gel gel, dışarıyı koklamak istiyor. Hı, ne? Ören'de benzin istasyonu yok. Şöyle bir tankerden
dolduruyorsunuz benzini? İlk defa tankerden benzin alıyorum. Ören Halk Plajı. Kışın nasıldı, şimdi nasıl olmuş vallahi. Böyle buz gibiydi, esiyordu. Uzun bir sahil bura, değil mi? Evet. Evet, bayağı te nereye kadar. Evet, biz Nur aşkım Muratlarla buluştuk. Şu an sahildeyiz. Ama mayomu unutmuşum. Gürhan arabaya gitti. Deniz muhteşem. Sabırsızlanıyorum şu anda denize girmek için. Şimdi size denizi göstereceğim. Aha, Gürhan da geldi. Yaşasın, artık girebilirim. Dur göstereyim. İşte Murat bu da. Kuzen Murat. Selamlar. Selam. Canım benim. Amcaoğlu benim. Burası da işte deniz. Çok güzel denizi. Aa, evet. Şey gibi değil mi? Aa, gerçekten mi falan. Kesin deniz bence. Hadi giyinelim, biz de yüzelim. Geliyor kucağıma, kucağımda mı yiyor? Sen kendini i̇şte YouTube'da izleyecek misin Ege? Hı. YouTube'da izleyecek misin kendini? Neden izlemeyeceksin? Cumartesileri izliyormuşsun ama. Ama harika değil. Harika değil. Harika değilmiş. Evet, taşlı ya, ondan harika değil, değil mi? Evet. Allah. Atma. Rüzgardan geldi babası ya. Evet, o sigara. Evet. Ha, o yüzden. Kötü bir şey. Doğru, evet, kötü bir şey. Evet. Sen yüzmeyi seviyor musun Ege? Evet. Evet. En çok nerede tatil yapmayı seviyorsun Ege? Öğrendi. Bunu nereden öğrendin? Buldum. Evet. Ama Gülen yüzü çıkmadı. Bir. Gülen yüzü çıkmadı. Evet. Ama kum değil o. Hepsi kum olmadığı için çıkmadı. Evet. Taşlardan belli olmuyor Ege. Onun sırf kum olması lazım. Şu kıyıdaki ne yapman lazım? Şurada bak, şurada kıyı var ya, oradaki kumda yapman lazım. Herkül de uyudu kucağımda. Ha, evet, orada yapacaksın. Evet, akşam oldu. Anca gelebildik biz su kamp yerine, su kamping. Şimdi işte kamp çadırımızı kuracağız birazdan. Ondan sonra bir şeyler yiyeceğiz. Şimdi size karanlık da olsa birazcık burayı göstereceğim. Çok güzel bir yere benziyor. Yarın tamamen şeyi gösteririm. Buraları genel olarak gündüz gün ışığıyla. Şöyle suyun dibindeyiz. Şurada hemen yanımızda bir çadır var sadece. Şu ileride denize sıfır. Burası. Gece bile girilir, bayağı aydınlık. Şuradan giresim geldi. Ne kadar berrak olduğunu şimdiden görebiliyorum. Şurada şezlonglar var. Şimdilik böyle göstereyim. Ben de göremiyorum zaten tam olarak. Gün ışığında bakarız. Şuradaki tekne, şurada ışığı yanan tekne çok hoşuma gitti. Şunlar. Çok güzeller. Çok dingin, sakin, harika bir yer. Üst katta yalnız çocuklar bayağı çok oyun oynuyorlar, gürültü yapıyorlar. Şöyle göstereyim. Şu üst katta da var çadırlar. Biz su kısmında, alt katta yer bulduk ve işte burada duruyoruz. Çadırımızı şuraya kuracağız hemen. Şimdi yardım edeyim Gürhan'a bir. Karşıdan kıpkırmızı kocaman bir ay yükseldi. Şimdi de denize ayın şavkı vuruyor. Usul usul suyun dalgaların sesini duyuyor musunuz? Şu sessizlik, dinginlik muhteşem değil mi ya? Harika. Bakalım sabahı nasıl buranın.
Evet, saat 7:30 falan herhalde. Ben uyandım. Cuk da uyanmış. Sevgili diyoruz. Dışarısı nasıl çok merak ediyorum. Bugün erkenden kalkıp güneşin doğuşunu izlemek istedim. Ama gözlerim çok acıdı. Yapamadım bunu. Çok sessiz konuşuyorum. Umarım sesim duyuluyordur. İnsanlar uyuyor çünkü uyanmasınlar diye. Şimdi size dışarıyı göstermek istiyorum. Haydi. Bakalım. Gülüm bir çekil aşkım önümden. Çekil. Evet, şu bizim çadırımız, şu komşumuz, ortam böyle, durgun deniz, pırıl pırıl, sessiz, gece olduğu gibi, denizin dibi görünüyor. Burada bayağı şeymiş ya, su berrak ve temiz, en sevdiğim şey. Biz işte yıllar önce buraya geldiğimizde, burada yüzmeyi çok istemiştim. Çok şükür, bin şükür Allah'ım nasip etti. Gerçek oldu. Şu güzelliğe bakın ya. Harika. Şu karşıdaki teknelerin gece ışıkları yanıyordu. Su kampıdayız, su kamp. Akbük. Koyu su kamp. Şimdi tekrar göstereyim, bakın şöyle üst katta, şurada da yan yana çadırlar var. Yukarıya çıkar gene gösteririm zaten. Hatta bir tuvalet ekleyeyim ben bir. Çok güzelsiniz. Siz burada bekleyin, ben geliyorum, tamam mı? Hadi bakalım, tamam. Şöyle gidiyoruz. Burası alt kat, suyun dibi bizim kaldığımız bölüm. Bir de üst katı var buranın, dediğim gibi. Şu açıdan bir daha göstereyim. Dün akşam tuvalete girdim, peçete yoktu tuvalette. Şöyle. Şimdi herkes uyuyor, konuşamıyorum da anlatacağım. Güneş tam karşıdan da var. Tuvalet böyle. Tuvalet ve duş. Burası. Şurası otopark. Böyle. Gördünüz mü? Akbük su kampı gösteriyorum şu an size. Bakın bir böyle Alaturka tuvalet varmış. Ben dün görmedim onu. Bir de böyle tuvalet. Temiz gayet. Peçete koymuşlar mı bakayım? Peçete yok. Peçeteni kendin getireceksin. Peçeteni kendin getir kampanyası var burada. Evet, peçete yok. İşte bu manzara eşliğinde yemek yiyorlar burada. Çok güzel. Biz suyun direkt dibindeyiz. Aa, ne güzel yapmışlar. Ağacı boyamışlar. Hoşuma gitti.
Burası ortak mutfak, lavabo. Mangal yapabiliyor musunuz burada? Buzdolabı ortak. Biz de aşağıdayız. Tıslıyor Herkül. Aşkidoo. Geldim işte. 100 yıldır görüşmüyormuşuz gibi. Tamam. Geçti. Aynen, iğneli kuyuya attı seni baba. Kuyuyu salladım. Selak. Çok güzel ya. Ne var? Kaşındırıyor mu seni tasma? Çıkarmak istemiyorum tasmanı. Hayır. Ay, yüzeyim dedim ama soğuk bayağı su. Şimdi yüzmek için. Biraz sonra yüzerim ama gene de. Şuradan göstereyim biraz da. Gece göstermek istedim size buraları da. Herkes uyuyor, konuşamıyorum. Kameranın dibine koyayım. Şöyle gel. Ne kadar berrak su, ne kadar güzel. Burada şezlonglar bizim. Şurası da en son yer herhalde. Evet. Burası en son yer. Harika. Bu koy şöyle bir koy. Şöyle. Biz bunun en sağındayız. Şuradayız. Güneş de tam aslında şuradan, denizin oradan doğuyor. Yani şuralarda olsak görürüz gibi geliyor bana. Yeni videomuz yayında. Issız koyda çay demledik. Çok ıssız. Evet. Ya da ıssız. 40 derece ateş şeyde, sıcakta çay demledik. Evet. -20 derecede kamp yaptık. Issız koya düşsen çay demledik. Otlar yapıştı üstüne. Uzun saçlı masa. Evet, şimdi kahvaltı yapacağız. Masa getirmeyi unutmuşuz. Buranın şu şezlongların masası oluyor ya, küçük sehpaları. Onu kullanacağız. Zaten çok fazla masa getirecek şey yapmayacağız. Bu arada şu sandviç ekmeğini göstermek istiyorum size. Bakın, yumuşacık, aşırı güzel bir ekmek. Şöyle gurme sandviç şeyden, Bim'den alabilirsiniz bunu. Çok güzel. Bu sponsorlu bir şey değildir. Kendim tamamen tavsiye ediyorum. Bunun bir de hamburger ekmeği var. O da çok güzel. Bunun sandviçte, hamburgerde çok güzel oluyor.
Baksanıza yumuşacık. Çok güzel bir ekmek ya. Harika. O hissi gösterebiliyor olman da. O hissi gösterebiliyorum. Evet. Şimdi peynirli, domatesli. Takdire Şayan. Sandviç alacağız. Takdire kim? Merhaba, ben Takdire. Merhaba, Şayan. Ben Takdire Şayan. Takdire Şayan kahvaltımızda. Çayımız da hazır. Minnoş. Minnoş çaydanlığımız da. Adam denizi süpürüyor. Pislenmiş. Denizi süpürüyor kanonca. Kanonca. Herkül, ne oldu oğlum? Hı? Nerede? Nerede Seda? Hı? Şeyi bana ver de. Oo, hemen derinleşiyor. Burada bak şöyle. Bak. Neyi vereyim sana? Neyi vereyim sana? Berraklığına gel. Muhteşem. İşte çadırımız burada. Ve ben burada yüzüyorum. Muhteşem bir şey. Gerçekten harika. Çok az kişi var burada. Şöyle iki tane komşumuz var. Sakinlerimiz. Ve bu pırıl pırıl suda. Allah'ıma binlerce şükür. Şu karşı sahil çok kalabalık. Bayağı çoluk çocuk. Ama burası son derece sakin. Su güzel aşkım, soğuk değil. Harika ya. Gerçekten harika.
Evet, ben denizdeyim ve Gürhan bize ne yapıyordu? Çay mı hazırlıyor acaba? He? Ay, anam. Şuraya bak. Müthiş bir şey ya. Şurada ya, bir metre ötede pırıl pırıl deniz. Şöyle yapmıştım işte, tamam. He gülüm. He gülüm yüzmeyi hiç sevmiyor. Ama ben onu yüzdürdüm. Değil mi aşkım? Evet. Evet. Çok korktu. Ağladı. Titredi. Şimdi de uyuyor kucağımda. İşte böyle. Saat... Öğleden sonra 16'yı gösterirken deniz dalgalandı, rüzgar çıktı. Şimdi size bir göstereyim şu tarafı. İşte böyle durum. Şu an saat 16. Böyle. Şurası karşı sahil yine kalabalık. İncel mi aşkitop? Ne güzel kucağımda uyuyordun lan. Hı? Uyutmadım mı seni? Yok, oraya yatma, gel. Ay. Oraya. Hı. Oh bebişim. Aşkım, masum bebeğim. Oy. Allah'ım. Evet, akşam. Akşamları güneş enerjisi olduğu için sıcak su bitiyor burada. Şimdi Gürhan girdi bakalım. Soğuk olduğu için su, ben büyük ihtimalle girmeyeceğim. Buranın yeniden göstereyim size halini. Yani bu şekilde üst kat böyle. Hatta benim şu an bulunduğum yere de çadır kurulabiliyor. Karavan gelmiş. Gördünüz. Burası böyle 3 kademeli en üst kat. Bir altı. Bir de denizin denize sıfır bizim bulunduğumuz yer var. Bu şekilde sabah da sessiz sessiz göstermeye çalışmıştım ama duydunuz mu duymadınız mı bilmiyorum. Şu dikey şey de soyunma kabini herhalde. İlk defa görüyorum dikey çadır. Mangal veriyorlar böyle. Mangalınızı yapabiliyorsunuz. Gürhan çıktı mı? Çıktı. Nasıl? Ha, ne anladık o zaman? Yani ben de anlamadım. Çok saçmaymış. Evet. Tuzlu su. Tahmin, ben dedim sabah yüzümü yıkadım çünkü tuzlu su akıyor şu çeşmeden. Allah Allah. Aynen öyle. Hiç duş almam daha iyi. Çok saçma. İşte böyle. Şurada lavabolar var. Ortak çamaşır ne ya? Bulaşıklarınızı yıkamak için. Şurada hatta bulaşık kurutmak için şeyler de koymuşlar. Tamam. Böyle sabah ekmek geliyormuş. Buradan ortak dolap veriyorlar. Aynen biliyorum. İşte böyle. Size geri dönüş yaparım. Burada daha önce söyledim mi dün akşam bilmiyorum. Elektrik veriyorlar her şeyde. Şöyle. Elektrik veriyorlar. Bize elektrik veriyor. Gence yapıyorlar. Her çadıra şöyle yukarıdan kablo indirmişler. Hem ışık hem işte priz üçlü, beşli, onlu. Yüzlü. Abartayım. Üçlü priz var. Onlu. Oradan kendinize işte şey alıyorsunuz. Elektrik. Yani yanınıza gelirken böyle bu tarz kamping olan yerlere gelirken şey getirmek gerekiyor. Bir tane uzatma. Hmm. Çünkü
şey de olsa, bura gibi değil, bazı yerler işte parsel parsel yapmışlar, oraya şey koymuşlar. Genel kutular ortak var. Bir şey mi var? Yok, kutu oluyor, oradan yine çekmen gerekiyor. Evet, evet. Burada öyle değil, yani düzen o şekilde değil. Evet. O yüzden uzatmalarla çekiyorsunuz. Uzatmalar evet. Oynuyoruz. Beraber kaldık. Buranın bu denize sıfır olan yer çok hoşuma gitti benim. Ama tek kötü yanı, ikide bir tuvalet için merdivenleri çıkıyorsun, yukarı çıkıyorsun, geliyorsun falan. O biraz şey. Ama başka ne vardı? Bir şey daha söyleyecektim. Buzdolabı çok iyi soğutmuyormuş, öyle dediler. Biz zaten az kalacağımız için burada buzdolabı kullanmadık. Şey, şu vardı bizde, onu kullanmıştık. Başka bir şey daha söyleyecektim ya. Şey. Bulaşık yıkamamak için de şey tercih ettik. Genellikle böyle sandviç tarzı şeyler yiyoruz. Evet. İşte hamburger yaptık falan. Şundan yani, aldık. Şöyle küçük. Evet. Kısa süreli kaldığımız için, uzun vadeli kalsak biz de evet. Yani en ikonu yemekler yapardık. Evet. Sen ne diyecektin? Unutturdum. Şey, tuvalette şey var. İşte birisi klozet, birisi alaturka. Evet. Ela taşı. Evet. Ama klozetin işte kapağı kırık. Kapağı kırıkmış. Kapağı aynen. Kırık. Onu yenilememişler. Su çok zayıf akıyor. Falan. Hani o tarz bazı problemler var. Yapısal şeyler. Evet. Çözülemeyecek şeyler değil. Ama hani çözülmüyor. Onun için biz bilmiyoruz işte. Biz geldik. Çözülmemiş. Değildi. Evet. Yani, belki sonra belki çözülecek. Belki daha sonra doğru. Çözülebilir. Ama evet. Böyle olması rahatsızlık verici. Öyle bir şey. Onun haricinde benim söyleyeceğim başka bir şey yok. Şey anlamında gayet iyi. Mekan çok güzel. Mekan ya. Güzel. Burada yani. Sabahları 8'de 8-8.30 arası ekmek geliyormuş. Ekmek taze alınabiliyor yani. Aynen. Kullanıcılar açısından genelde temiz kullanılmış. Evet. Gerçekten öyle. Şey. Giden evet. Hiç öyle doğru, bak bu da güzel bir tespit. Hiç evet. Çöp mü bilmem ne yok ortalıkta. Yani. Yani herkes gidenler şey. Tertemiz bırakıp gidiyor. Zaten aslında genelde kampçıların bir şeyi var yani. Bu konuda bilinci var bence. Var, ama yine de umarım herkes bilinçlenir sonunda. Böyleyken bu konuda. Böyleyken böyle. Girdim araya. Sen araya girdin, iyi yaptın. Teşekkür ederim. Şu şezlonglar ücretsiz, kullanabiliyoruz biz. Kullanmayı tercih etmedik ama şey, çok da dolu olmadı böyle. Yani istediğimiz zaman kullanabilirdik aslında. Şuraya kadar ki. Şezlonglar ve şunlar bize ait. İstediğin gibi suyun içinde uzan, şey yap. Ama burası zaten dibimiz. Hemen dibindeyiz yani, bura bizim. Oturduk biz de denize karşı. Çok keyifli bir vakit geçirdik. Bu son akşamımız, bundan dolayı üzülüyorum. Kendimi göstererek konuşmaya devam edeyim dedim. İnşallah yine geliriz, buna şükür. Çok mutluyum ya, yıllardır kamp yapmak istiyorum. Pandemi çıktı, bilmem ne oldu, bir türlü gelemedik ama gittik de en sonunda böyle en güzelini yaptık. O da güzel oldu yani, beklediğime değdi. İnşallah bir gün sevdiklerimizle de geliriz buraya. Şimdi ikimiz geldik, o da güzel oldu. Ergül'le geldik, Ergül bacağıma tırmanıyor. Öyle işte, Herkül'ü iki kere suya soktuk. Herkül çıktı, Herkül çıkardım, tam böyle titriyor, korkuyor. Koydum, dedim ki sandalyenin üzerine havluyla. Sen dedim burada güzelce yat. Ondan sonra yatıyordu hayvan, bir sıkıntısı yoktu. Ondan sonra ben yüzmeye daldım. Bir baktım inmiş çamurlara, belenmiş her yerini, böyle yüzünü falan sürtmüş. O panikle çekemedim. Her yeri çamur, felaket. Buranın zemin toprak ya. Ondan sonra tekrar suya sokmak zorunda kaldım çocuğumu. Korktu geri, titredi falan. Meğersem üstüne şey devrilmiş. Şemsiye çocuğumun üstüne devrilmiş. Rüzgar çıktı bir ara çünkü. İşte böyle, neyse bunu da anlatayım dedim size. Evet, bize yine yeşil ışık yaktılar. Biz de yine ışığımızı yaktık. Akşam yemeğimizi hazırlıyoruz. Mantı yiyelim dedik. Gelmeden önce işte akşam şunu yeriz, yarın akşam bunu yeriz diye hesaplamıştık. Ona göre aldık ama mantı aldık, sarımsak almadık. En azından yoğurdu düşündük. Yağ almadık, hiç yağ yok. Bizim şu kabımızda şöyle bir kabımız var. Yıllardır ya kullandığımız. Ya alacaktık aslında ama hani bu kahvaltılık küçük porsiyon tereyağlardan alalım dedik. Burada şey olmayacağı için.
o da yoktu şeyde marketlerde, ondan dolayı almadık yoksa. Burada yağımız vardı, o da bozulmuş. Normalde biz giden gelmez de 2000 metrede yaptık. Oraya biz götürdük. 2000 metrede şey yaptık ya. Pesto soslu makarna yaptık be. Hey be. 2000'den daha yukarıdaydı. Yukarıda mıydı? Evet. Ama şey oldu. Şimdi deniz seviyesi olunca biraz tabii seviye düştü. Seviyeyi düşürüp evet. Sarımsaksız mantı, yağsız şey. Bir tane de domates sos bulduk. Salça almadık. Onu böyle azıcık kaynatacağız. Fıkırdatacağız. Ondan sonra suyumuz burada kaynıyor. Evet. Gölge biraz gözükmüyor ama. Herkül mısır koçanı. Herkül mısır koçanı. Ona dün mısır yemiştik. Mısır koçanını ayırdım. Dedim ki yarın bununla oynar bu çocuk dedim. Ta Ören'den getirdim bu çocuğu. Bu çocuğa mısırını. Çünkü öyle ağzında bir şey tutmaya bayılıyor bu çocuk. İlla ağzında bir şey olacak. Evet. Bakalım belki de bu yediğimiz en güzel mantı olacak yani. Bazen öyle oluyor ya hani of o tadı unutamam dersin ya. Belki de öyle olacak değil evet. mi Herkül? Allah atladı. Yani tabii Garçenik Yerlisi'nde yediğimiz ay evet ya onu makarna, hiç unutmuyorum tabii, o makarnayı. Unutmuyor. Evet süperdi. Onun suyunu şey yaparak çektirerek, evet, çektirerek yapmıştık. Aynen. Su kıtlığından dolayı mı böyle yapmıştım? Yok. Hayır Herkül. Hayır Herkül. Hayır Herkül. Ay kedi geldi. Herkül. Kedi geldi. Şimdi burayı bölgesi olarak belirledi. Gelen geçene kediye. Ha az önce o zaman o kedi gördü de böyle yaptı. Biz göremedik. Ne ediyor hırlıyor. Kedi tısladı. Denize düşüyordu çocuk ya kedi. Ay yazık ya. Hiç yalnız nasıl gururlu gidiyor. Hiç kaçmıyor da. Niye öyle yaptın lan? Buraya sokmuyor. Bu arada gece biz yatarken bir tane kedi geldi. Tam da yeni yattık yani. Hışır hışır, tıkır tıkır. Bir de hatta çadıra tırmandı. Çok komikti ya. Şey, şimdi Gürhan'la konuşuyoruz. Düşünüyoruz hangi ne olabilir. Ya dedim kedidir, ya faredir, ya da kirpidir dedim. Kedi çıktı. Burada çok kedi var. Buraları karıştırdı, oraları şey yaptı. Arkamızda merak gezdi. Işte, hışır hışır, tıkır tıkır. Ya, kazıdı, etti falan. Aynen. Öyle yani. Ama oraya tereyağımızı falan almıştık ya. Tabii tereyağı, her şeyi düşündük. Yani aldık. Bu sefer bir bayağıdır ara verdik diye mi ne? Acemilik mi oldu ya da ikimizdik sadece. O zaman daha kalabalıktı. Ama genelde öyle hani hazır, hızlı yapılacak. Tabii makarna. Şeyi, enerjisi yüksek işte. O yüzden karbonhidrat. Hani hızlı enerjiye dönüşecek. Hı hı. Makarna. Evet. İşte mantı. Mesela şey, Asım hocalar da şey yapmışlardı. Muhlama. Evet. Muhlama. Onların görüntüsünü bulursam koyarım ya. Ha yok, onlar muhlamayı sabah yaptılar. Sabah yaptılar. Akşam daha çıkmadan önce yaptılar. Tabii çorba içmişlerdi. Verçeniye çıkmadan. Hem çorba hem makarna yapmışlar. Evet. Ne güzeldi ya. Çok güzel günlerdi. Ahmet abi şey bizde şeydeyken işte o dağcılık yaz eğitimine gittiğimde Ahmet abi şey yapmıştı bize. Mutfak ondaydı. Bulgur pilavı yapmıştık son şeyimizde. Son gün. Bayağı da bol bulgur pilavı yapmıştı böyle şeyle domatesli. Çok şahaneydi. Acılı. Yedik öyle. Bayağı İşte acılı. İnsan orada yediği şeyleri unutamıyor ya. Böyle kamplarda, o tarz etkinliklerde yediği şeyleri unutamıyor. O zaman bir böyle sefil sefil yapıyorsun, yiyorsun ya daha bir başka oluyor yani tadı. Değişik, güzel oluyor yani. O yüzden ben seviyorum duyguyla ya. Duyguyla alakalı. Ha evet. Evet yani evet. Oradaki işte ortam şey imkansızlıklar içindesin falan gibi. Evet. Hani. Evet. Ama şey de mesela bir yürüyüşte zorlu bir yürüyüş aslında işte. Oraya gittiğimizde işte Yusuf Hoca var bizim. Öğlen yemek molasını verdik. Bir açtı çantayı. Evet Gürhan'cığım ne istiyorsun dedi. Erişte, ton balığı, sucuk. Ondan sonra biz iki bir şey daha vardı. Ha, onları makarna, sırtında mı taşımış? Evet, sırtında. Sırtında o öğlen yemeği molası da karpuz getirmişti. Oo yok artık. Yani orada işte kestik yedik falan. Ondan sonra şey yaptı dedim abi böyle ağır olmuyor mu sana falan. O zaman çok önemli bir laf söylemişti. Gürhan'cığım dedi eşek gibi taşıyacaksın, kral gibi yaşayacaksın. Vay evet. Eğer o öyle bir yerlere gidiyorsan bu iş öyle taşıyacaksın. Yaşayacaksın. Ama işte
taşımak zor. Ben taşıyamıyorum ya. Yani bacaklarım işte, ağrıyor. Ha şöyle taşıyabiliyorsan. Dönersen iyi olur diyecektim. Taşıyabiliyorsan. Suyumuz ısındı. Herkül nereye gidiyorsun? Pişt. Nereye gidiyorsun? Aferin sana. Aferin. Öyle gitme uzaklara. Bizi bırakıp gitme. Kedilere saldırma bak. Çizarlar seni. Yıpratırlar Herkül, yıpratırlar. Üzerler. Evet, mantımız da suyla buluşuyor. Suyla buluşuyordu. Buluşamıyordu. Şimdi löp diye düşecek diye. Yok yok. Elinle ettir istersen. Yok yok şey, ya da şey. Dışarıya taşmasın diye. Şey. Çok keyifli. Aa iyi, hepsini aldı. Ben vallahi taşar diye düşündüm ama. Bak gördün, benim dediğim su yeterli oldu. İyi oldu. Onunla yapma. Bıçağı sokma sıcak suya. Şurada kaşığımız var. Bu da bizim kamp kaşığımız. Kamp kaşığı. Kamp kaşığı. Sadece burada duruyor. Yani evden getirmedik. Şey, şurada bizim böyle... Ya, bak, biraz kalabalık aslında. Kalabalık şimdi dedik. De şu tarz tabaklarımız, bunları şeyden aldık. A101'den. Bunun işte düzleri. Ondan sonra böyle çukurları. Şunlar zaten hafif. Ve işte şey, pişirilebilir. Hem de tabak olarak kullanılabilir. Bu şeydi benim ilk işte o... Karadeniz faaliyetine gideceğimiz zaman aldığım Herkül, sağ ol. Yer kazıyor Herkül yatmadan önce. Yatacağı yeri mutlaka kazıp bir de böyle gördüğünüz gibi etrafında bir tur döner. Öyle yapar. Tabii kazarken de her yeri toz eder. O zaman aldığım şey işte yemek seti. Bir tavası var, iki tabağı var. Bu da işte şey, iki listencere gibi. Onu biz şimdi Herkül'e su kabı yaptık. Evet, bir tanesini su kabı yaptık. Öyle. Şurada bir yerde. Su içsin diye. Bir de şu minnoş çaydanlığımız. Çok seviyorum onu ya. Çok o tatlış. Annem almıştı bana onu. Evet. Elmas anneciğime sevgiler buradan. İzlemiyordur herhalde. Şöyle şeylerimiz. Vakti olsa izler. Vakti olsa aynen izler. Şurada tabaklarımız. Bu tabaklarımız falan. Bunlar hep sadece kampta kullandığımız, burada duran şeyler. Burada bir kampçının ya da piknikçinin ihtiyacı olan her şey, küçük şeylerimiz var burada. Mesela şu kafa lambamız, fenerimiz, şu şeyleri göstereyim. Yıktım ortalığı. Bunları da bak böyle ayarlıyorum ben. Küçük küçük işte baharatlı tuz. Efendime ne söyleyeyim. Heh, iyi oldu. Gerçi görünüyordu da. Dur bak. Bak bunda mesela zerdeçal değil. Yazmışım üstüne karabiber. Sonra şöyle minik minik bak kimyon, böyle minnoş minnoş şeyler, şuna nane. Böyle ondan sonra burada atom biberi, aşırı acı biber falan, böyle şeylerimiz var. İşte küçük tek bardaklık çorbamız, bunu göstereceğim diye dağıttım. Bu da kekik, bu biraz büyük olmuş. Olsun. Böyle işte bunu böyle kapatıyoruz. Baharatlarımız ayrı kapta. İşte tabaklarımız, böyle bir sürü tabağımız var. Şu da bir tabak Güran'ın setinden. İşte maşalarımız. Şöyle çöp torbası seti. Şu şeyimiz işte çaylar falan. Bu da böyle küçük kapta. Evet, böyle tek elimle açamıyorum. Şeker, tuz, işte sallama çay, kahve, öyle şeyler. Burada işte çatal kaşıklarımız, plastiklerimiz burada. Karıştırma şeylerimiz. Ondan sonra iyice karıştırdım burayı tabii. Şurada mangal yakmak için şey, mangal, ha körük. Evet, böyle çevirince burada şu ucundan hava çıkarıyor. Güzel bir şey, bayağı kullanışlı bir şey. Tavsiye ederim. Bardaklarımız, plastik bardaklar da var böyle. Gösteremedim. Evet, gösterdim. Sonra bir de şöyle şu peçeteleri atalım. Ayrıca böyle çaydanlığımız. Şöyle yine bu senin setinden mi aşkım? Yok hayır. Onlar şey, ayrıca aldıklarım o. Ha. Bir, şu. Bizim bir sıvı ustamız vardı. O getirmişti. Ağrı'dan getirmiş. Bu ne ya? O acem ip. Çaydanlığı. Ha, bu ip böyle. Niye burada? İçinde ip var herhalde. Açamazsın onu, biraz zor açarsın. Açtım. Bir şeyler var.
Ha, bir şeyler var içinde. Şu anda bilmiyorum ne olduğunu. Anladım. Hani yer kaplamasın diye oldu. Hı hı. İpimiz falan filan. İşte böyle şu çerezliklerimiz. Bunu böyle set halinde sonradan bu plastikleri aldık. Gürhan'da önce. Bunlar işte hep hafif, kolay taşınabilir. İşte sırt çantasında falan şeyde, veya bir şeyde. Ha, ısıya dayanıklı plastikler. İşte böyle kamp çantamızda neler var şeyini. Ve böyle göstereceğim size. Siz koyar kampa gidecek. Size göstereceğim diye. Alacağımız 300 şey. Darmadağın ettim şeyi. Isız koyda. Hayatım, şey yaparsın, toplarsın. Toplarım. Zaten ben toplamıştım. Burayı düzeltmiştim. Çünkü şeydi böyle. Hep her seferinde böyle dağılıyor. Toplamak gerekiyor. Olsun. Seviyoruz böyle şeyleri. Bu arada biraz dağınık kalsın demek isterdim ama diyemiyorum. Kaynıyordu. Evet deme. Kaynıyor. Çok parladıydı. Heh, evet şu anda oldu. Yok az önce iyiydi. Neyse tamam. Daha bir kere daha geliyor. Aa aman. Yani, tutayım ben bunu. Ya. Herkül'ü. Kedi gel. Gece gelen bu kediydi bu arada. Beyaz. Çok güzelsin sen. Gece bu geldi bizim çadıra tırmandı. Çadırı yırtacak diye korktum. Ha yatacak. Yatma kızım yatma. Kız mı erkek mi? Erkek herhalde. Evet erkek. Erkekmiş. Sanki üç renkli gibi gördün de. Yok değil. Merhaba. Bak Herkül'ün bakışa bak Herkül'ün. Ay sen kokuyor mu geldin? Çen aç mısın? Bak Herkül burada deliriyor, kıskanıyor. Gece de geldi bu çadırımıza tırmandı. Şapşik. Şapşiksin sen ya. Herkül olmasaydı severdim. Bir de bize selam verdi. Kuyruğunu sonradan takmışlar. Heh, bir de yaptı. Bak şeker gibi düşün bunu da. Bizim kızımız, oğlumuz olsun bu da, tamam mı Herkül? Hı, korkma. Sosumuzu da hazırladık. Evet, yoğurt dostumuzdur. Dost yoğurt. Bunu tabii çırpmadık, etmedik. Ya boş ver, ne yapacaksın? Ah, şöyle yapınca oluyor bak. Tabii canım. Kamp midemizde şey karışır o şey. Yeter mi şimdi? Yeter yeter. Ha. Tamam. Evet. Evet. Mantımız hadi bize var. Afiyet olsun. Bize afiyet olsun. Yarasın. Gittiği yer dert acı görmesin. Evet. Sağlıklı. Şimdi evet. Şey yaparken, dilek dilerken içinde dert acı, kaza, bela gibi kelimelerin olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Hı. O önemli bir şey. Çünkü evren hemen gerçekleştirir, Allah korusun. Tabii negatifler öyle hemen şey olmaz da. Yine de yani gerekli. Evet, artılar, eksiler falan, evet, şeklinde. Sağlık olsun. Evet. Doyursun. Yarasın. Hadi bakalım. Hadi acıktık. Tamam.